Evrendeki her şey, Güneş de, kendisinden daha büyük cisimlerin kütlesel çekimi altında belli bir yörüngede bulunur. Güneş'in yörüngesi bir parçası olduğu ve bulunduğumuz Samanyola galaksisi içerisinde yer almaktadır. Güneş gibi cisimler için kütlesel çekimi oluşturan cisimler ise galaksilerin merkezlerinde bulunan devasa kütleli kara deliklerdir. Bu kara deliklerin etrafında dönen sayısız obje, kara deliğin kütlesinde bir değişim meydana gelmedikçe sürekli olarak aynı yörüngede bulunurlar. Samanyolu'nun büyüklüğü hakkında bilgi vermesi açısından ve merkezdeki kara deliğin çekim gücünü anlamak amacıyla Güneş'in yörüngesi ile ilgili bazı değerleri paylaşmak gerekiyor. Sistemimizin yıldızı olan Güneş, Samanyolu'nun merkezine yaklaşık 26 bin ışık yılı uzaktadır ve bu yörüngesindeki turunu yaklaşık 240 milyon yılda tamamladığı düşünülmektedir. 4.6 milyar yaşındaki Güneş sistemi için bu değerin ne anlam ifade ettiğini şu örnekle açıklamak uygun olacaktır. Güneş'in Samanyolu içerisindeki yörüngesinde bir tur önceki zaman diliminde dünyada dinozorlar bulunuyordu. Toplamda 150 ila 200 bin ışık yılı genişliğindeki Samanyolu'nun merkezinde bulunan Sag-A isimli kara delikten uzaklaştıkça yörünge hızları değişkenlik gösterir. Samanyolu'nun en dışındaki yıldızların hızlarının yaklaşık saatte 1 milyon kilometre olduğu ölçülmüş. Güneş'in ise saatte 780 bin kilometre hızla yörüngesinde hareket ettiği hesaplanmıştır. Saniyede 217 kilometre gibi bir hızla karşılık gelen bu hız oldukça yüksektir. Bu hız daha da anlaşılabilir yapmak adına dünyanın yörünge hızı olan 108 bin kilometre saat ile karşılaştırdığımızda ne denli büyük bir hız olduğu fark edeceksiniz. Benimle geldiğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.